Evet sevgili dostlar, bugün günlerden salı, gençlik nereye gidiyor, aşk var mı, eski aşklar nerede, şimdi Facebook aşkları, Twitter aşkları, sosyal medya aşkları, benim de bir hikayem var diyorsanız buyurun sizi dinleyelim. Şimdi sizin bir hikayeniz var mı acaba? Bizim hikayemiz, biz küçük yaşta evlendik. Evet, kaç yaşında evlendiniz? 15 yaşında. 15 yaşında. Devam edelim. 15 yaşında evlendik. Sevdik, evet. Sadık kaldık. 35 yıllık evliyiz. Evet. Hala saygı duyuyoruz, seviyoruz. Evet. Olanmayı getiriyoruz. İlla ki şu olsun diye zora koşmuyoruz. Evet. Zora koştuğumuz zaman erkeği çıkmaza düşürür. Ama şimdiki gençlik, baktığımızda doyumsuzluk var. Hazımsızlık var. Hızlı, her şeyi hızlı istiyorlar. Hızlı istiyorlar, her şey olsun istiyorlar. Evet. Kredi kartlarını yükleniyorlar, evet. Almak zorunda kalıyorlar çocuklar. Evet. İnternetlerden aşık oluyorlar. Evet. Facebook'lardan aşık oluyorlar. Facebook aşkı, sizce Facebook, Facebook aşkları nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyor? İyiye gitmiyor. Twitter aşkları var, onlar nereye gidiyor acaba? Onu bilmem. Twitter duydun mu hiç? Duydum. Ha. Ama hiç girmedim, hiç bakmadım yere. Evet. Yine eski sevgiler daha sevgi. Eski atalarımızı örnek almamız güzel. Evet. Şimdiki gençlik başlandı gidiyor bu Facebook'lardan, Twitter'lerden. Bakıyorsun, aşık oluyorlar, evleniyorlar. Bir ay içinde bitmiş oluyor, bir hafta içinde bitmiş oluyor. Aşk kapıdan girince pencereden kaçıyor. Gerisin geri kapıyı da bulamıyor şimdiki aşklar. Bunun nedeni doyumsuzluk. O demin söyledim, bir daha söyler misin? Gençlerin, evet sevgili dostlar, bunu iyi dinleyin. Gençlerin doyumsuzluğu. Aşk kapıdan giriyor. Aşk kapıdan giriyor, pencereden kaçıyor. Evet. Ve gerisin geri kapıyı da bulamıyor. Bulamadığının nedeni de gençlerimizin doyumsuzluğu. Siz görücüsünü mü evlendiniz, birbirini severek mi evlendiniz? Evet. Şimdiki gençlere bir tavsiyem var mı? Şimdiki gençlere... Nerelisin bu arada? Çorumluyum. Çorum. Çorum'un neresinden? Kargı. Ha, Kargılısınız. Evet sevgili dostlar, gençlere bir tavsiyem var mı? Gençlere tavsiyem dürüst olsunlar, sadık olsunlar. Çok şeyler istemesinler. Her şey zamanla. Zaman her şeyin ilacı. Zamanla her şey olacak. Ama hemen birden istedikleri zaman hem karşısındaki kişileri zora sokmuş oluyorlar hem kendilerini. Çok istekleri oluyor. Evet, istek bitmek bilmiyor. İstek bitmek bilmiyor. Doyumsuzluk, hazımsızlık. Evet. İşte arkadaş kurbanlar da çok oluyorlar. Evet. Çok yazıklar. Siz, onun örnek alıyor, onun örnek alıyor. Evet. Kötü bir durum. Arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyeyim. Öyle bir laf vardır. Var, evet. Atasözü. Evet. Çok güzel söz. Çok beğenirim. Evet. O zaman şöyle diyelim. Arkadaş seçerken dikkatli olsunlar. Evlilikte de, komşulukta da ve arkadaşlıkta her zaman arkadaş seçerken, eş dost, komşu seçerken, arkadaş seçerken dikkat etmeli. Evet. Arkadaş vardır rezil yapar, arkadaş vardır vezir yapar. Evet. Biz veziri değil de veziri seçelim. Ama seçmekte şan o kadar kolay seçelim tabii, dediğin zaman yaşayarak öğrenecek, evet. İnsanlar yaşayarak öğrenecek. Yaşadığı zaman düşe kalka bir şeyler öğrenecek. Evet. Kötüyü görecek, iyinin kıymetini bilecek. Yaşlanmadan gençliğin kıymetini bilmek lazım. Hasta olmadan da sağlığın kıymetini bilmek lazım. Yani bunu gençlerimize Rabbim hidayet versin diyoruz. Evet. Siz 20 yaşında bunları düşünüyor muydunuz? Bunları düşünüyordum. Evet. Ve 20 yaşta benim iki çocuklarım vardı. Evet. Benim annem de 16 yaşında evlenmiş. Demek ki o yıllarda, evet. 15-16 yaşında evlenmek, mecburiyetten evlenmek durumunda kalıyorlar. Halbuki 16 yaşında, 15-16 yaşında bir insan daha çocuk sayılır. Neredeyse çocuk sayılır. Tabii yani. Ki çocuk sayılır da ama eskiden bizim zamanımızda yokluklarda böyle mecbur oluyordu herhalde. Belki de yokluk. Eskiden evlilik bence şöyle oluyormuş. Yokluk mecbur evliliğe itiyormuş insanları. Ya biz öyle çok yokluk çekmedik ama sevdik, evlendik. Eşim de küçüktü tabii ki. O da 17 yaşındaydı. Ben de 15 yaşındaydım. Evet. Ama mutlu bir hayatımız oldu. Kaç çocuğunuz var şu anda? İki çocuğum var. Allah uzun ömürler versin. 5 torunum var. Oo, çok güzel. Şu anda 50 yaşındasınız. 51 yaşındayım. 51 yaşındayım. Bir daha dünyaya gelseniz nereden başlamak isterdiniz? Yine eşimle başlardım. Evet.
Bir gün görünmez olsan ne yapmak istersin? Bir gün görünmez olsam eşimi özlerim, çocuklarımı özlerim. Evet. Önce ön planda eşim, evet. Çocuklarım da var ama şimdi böyle... Rabbim kimseyi başına eksik etmesin. 5 dakika geç kalsa ve telefonla sağlaşırım. Nerede kaldı? Amacım, sorma amacım... Özlem. Bir şey mi geldi? Başına bir şey mi oldu? Hasta mı oldu? Korkusu düşüncesiyle ben ararım. Evet. Şimdi bu devirde artık tabii var bir hasta, o yok diye o şey yapamayız yine. Böyle aşklar, böyle sevgiler az kaldı. İmkanlar, herkesin şartları değişti. İmkansız. Evet. Ve çok azaldı. Bu bilgisayar... Evet sevgili, çıktı. Evet sevgili dostlar, teknoloji aşkı öldürüyor mu? Öldürüyor değil mi? Öldürüyor. Evet. Telefonlar çok güzel, bilgisayarlar çok güzel ama bunu güzel kullanırsan güzel, farklı amaçla kullanırsan güzel değil. Evet sayın seyirciler. Ve evde muhabbetler bitti. Evet, hep internet. İnternet başında eşler. Bunu bayanlarımız da yapıyor, erkeklerimiz de yapıyor ama bizim evimizde yok bu durum. Evet. Biz de meşguliyetlilik, öyle bilgisayarın başında zamanımız yok. Küçük gençlere bir tavsiyede bulun. Gençlerde herkes birbirini sevsin, saysın, saygı duysun. Teknolojiyi de doğru kullanalım. Teknolojiyi çok güzel kullanılsın. Evet. Yani güzel amaçlarda kullansın. Kötü niyetlerde kullanmasın. Kötülük getiriyor. Evet. Güzellik getirir. Rabbim her zaman herkese güzel şeylerle yaşamayı nasip etsin diyor. Amin.